Şimdi geometri ile ilgili önemli bir pratiğe daha gelelim. Şu 2 yıl önce yine ders videomda demiş olduğum bir pratik vardı. Ama vermemiştim, değil mi? Neydi arkadaşlarım o? Dedim ki 6 tane formülü bilmen yerine ben sana bir tane formül vereceğim dedim. Ve o formülü bilsen bu formüllerle ilgili karşına gelebilecek tüm soruları çözersin dedim mi? Dedim. Şimdi sözümde yine duruyorum ve sana o formülü vereceğim arkadaşlarım. Peki öncelikle bir ayrıntılı inceleme yapalım. Bakın sana iç açıortay ile ilgili bu formülü verirler arkadaşlarım. Bana göre bilmene gerek yoktur silah. Veya kenarortay ile ilgili bu formülü verirler bilmene gerek yoktur silah. Veya eşkenar dörtgenle ilgili bu formülü verirler yine bilmene gerek yoktur silah. Arkadaşlarım dış açıortay ile ilgili bu formülü verirler yine bilmene gerek yoktur silah. Paralel kenarla ilgili bu formülü verirler bilmene gerek yoktur silat. Aynen sen de böyle yap ha. Kitaplarda falan görürsen silat yap arkadaşlar. Mesela ikizkenar üçgenle ilgili yine bu formülü verirler bilmene gerek yok silat. Arkadaşlarım bileceğin tek bir formül var. Ben o formülü biliyorum. Senin de o formülü bilmeni istiyorum. Eğer ki bilirsen işte buradaki 6 tane formülü ezberlememiş olursun ve daha da mutlu olmuş olursun. Bileceğin ne biliyor musun? Stewart teoremi. Arkadaşlarım bunu var ya adın gibi bileceksin. Adın neyse Stewart teoremin de onun gibi bileceksin. Niye biliyor musun? Çünkü bak az önce söyledim ya kardeşim. 6 tane özellik bilmektense sadece Stewart'ı bil yeter ya. O yüzden Stewart'ı gerçekten bilmek çok önemlidir. Geometri adını en çok önemsediğim formüldür arkadaşlar. Bak gerçekten çok önemlidir. Senin çoğu soruyu çözmeni sağlar arkadaşlar bu Stewart teoremi. Bazılarınız diyebilir ki hocam ya nasıl oluyor da buradaki 6 formülü bilmeden bu Stewart teoremi bu soruları çözdürüyor diyebilirsiniz. Ben de sana diyorum ki kardeşim çünkü buradaki 6 tane formül var ya ister bu formül olsun ister bu formül 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 fark etmiyor. Hepsi zaten kimden gelmiştir? Stewart teoreminden ortaya çıkmıştır. İşte tüm bu 6 formül Stewart teoreminden ortaya çıktığı için senin sadece Stewart teoremini bilmen normaldir, yeterlidir arkadaşlar. O yüzden sen olayın mantığını anlarsan, tekrar söylüyorum, hangi formülü ezberleyeceğini bilirsen öyle gereksiz.